Zonguldak'tan Kemal Yol Açar şöyle bir soru sormuş. Muhterem hocam, güzeller güzeli, değerli Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılacak münafıklarla ilgili şöyle bir hadis okudum. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emri ile hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Hocam, bu hadisten Hazreti Mehdi'nin her zaman Allah'ın koruması altında olduğunu mu anlamamız gerekir? Hepimiz Allah'ın koruması altındayız. Biliyorsun bütün Müslümanların sağında ve solunda, önünde ve arkasında Allah'ın yarattığı şuurlu varlıklar var, melekler var. Fakat Allah korur tabii, Allah onları vesile etmiş oluyor. Ama Mehdi harika tarzda hakikaten korunacaktır. Yani normalde bir insan rahatça baş edebilecek bir insanken bütün küfür bir araya gelecektir. Mesela ahir zamanda ne kim vardır? Baron vardır. İddialı Ergenekon örgütü vardır. Ciddi bir muhalif güç olarak. Bunların hepsinin üstünde deccaliyet vardır. Ateist masonlar karşısında olacaktır. Ateist siyonistler yine Mehdi'ye karşı tavır alacaklardır. Ateistler, sapkın dine sahip herkes aşağı yukarı bir blok olarak, cephe olarak cephe alacaklardır. Müslümanlardan da münafıklar cephe alacaklardır. Müşrik karakterli olan Müslümanlar, münafık Müslümanlar cephe alacaklardır ve tavır koyacaklardır. Fakat kimliğinden emin olamadıkları için de, yani çünkü inanmıyor zaten Mehdi olduğuna, sadece Allah diyor sivri dilleriyle diyor sizi incitmeye çalışırlar, incitirler. Yani sivri, sözle hareketleri olacaktır daha çok. Ama etkili olamayacaklardır. Tabii Mehdi'ye karşı saldırgan tavır da alacaklardır. Yani hadislerden bunu anlıyoruz. Fakat diyor hadiste peygamberimiz o diyor büyük dağlarla karşılaşır ama diyor mutlaka bir yol bulur geçer. Mutlaka Allah ona bir yol açacaktır. İşini kolaylaştıracaktır. Mesela aslımıza bakarsak şu anda da ciddi bir mücadelenin, çok şiddetli bir mücadelenin devam ettiğini görürüz. Mesela bakın Baron'un medyasına bakıyoruz. Tam böyle Allahsız, kitapsız bir üslup içerisindeler. Değil mi? Yani İslam'a, dine sinsice veyahut açık aleni olarak veyahut orta kapalı olarak geceli gündüzü saldırıyorlar. Türk İslam Birliği'ne saldırıyorlar. İttihat-ı İslam'a saldırıyorlar. Müslümanlardan etkili olacağını düşündükleri kişilere karşı saldırgan tutum içindeler. Kendileri ahlaksız oldukları halde Müslümanlara ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Değil mi? Kendileri ahlaksızlığı, seksi, pornoyu açık açık savundukları halde, bununla ilgili resimler, fotoğraflar, belgeleri yayınlandıkları halde, gençliği teşvik ettikleri halde, hatta bunu yapanları övdükleri halde Müslümanları işte gayri ahlaki tavır içerisinde olmakla suçladıklarını görüyoruz. Bu bir taktiktir. Halbuki yani Müslümanların vasfında onların rahatsız olduğu şey zaten onların gayri ahlaki yaşantıyı kabul etmemeleri var. Ya ondan dolayı Müslümanlara rahatsızlık bakıyorlar. Yoksa onlar gibi olsalar zaten ne sorun çıkacak yani, hiçbir sorun çıkmaz. Ya onlar gibi böyle ahlaksız olsa Müslümanlar, Allah sevgesin, değil mi? Onlar gibi pornocu, onlar gibi böyle işte her türlü her şeyi yapan, içen, kaçan falan tavrında olmuş olsalar zaten Müslüman ona baş tacı yapar. Yani bunu niye yapmıyorsunuz diye onlar zaten saldırıyor Müslümanlara. Onun için Müslümanlar uyanık olacaklar, akıllı olacaklar. Mesela Baron bir yazı yazıyor. O diyor da hakikaten diyor muazzam bir bilgi var bak diyor. Ne duydum ben diyor. Be hey ahmak. Karşındaki adam Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız bir adam, değil mi? Haysiyetsiz, şerefsizin teki. Ve adamın pornoculuğu, sahtekarlığı ortada, her şey ortada. Böyle bir adamın ahlak dersi vermesine sen nasıl inanırsın bir Müslüman olarak? Ben nasıl o kemik kafan onu almaz senin ve oynanan büyük oyunu göremezsin? Ya bu çok şaşırtıcıdır. Yani Hazreti Yusuf devrine bakıyoruz. O devrin ahlaksızı, Hazreti Yusuf'a ne diyor? Bu diyor tecavüze yeltenen bir insan. Irz düşmanıdır diyor. Haşa, Hazreti Yusuf için. Irza tesadüf suçundan, gayrimeşru cinsel ilişki suçundan hapse atılıyor biliyorsunuz. Yapmadığı halde. O devrin angutları ona inanıyor. O devrin kazları. Ya diyor, var ediyor, yapmış diyor. İnanıyor adam. Mesela Hazreti Meryem, ona da gayrimeşru ilişki iddiası atıldı. O devrin
avanakları, ahmakları da ona inandılar. Değil mi? Ya Hazreti Meryem kendini savunmak durumunda kaldı. Hatta Kur'an'da da diyorlar yani, açıklıyorlar yani. Diyorlar. Nasıl yaparsın sen bunu diyorlar Hazreti Meryem'e. Hazreti İsa'ya da aynı şekilde iftira attılar. Ona gayrimeşru ilişkiden oluşan çocuk şeklinde bir tavır koydular. Yani her devirde ahlaksızların tuzağına düşecek ahlaksızlar oluyor. Yani bu da bir ahlaksızdır. Yani ahlaksızın oyununa gelen de ahlaksızdır. Ahlaksızın oyununa gelinmez. Ya çünkü o bir şerefsizlik yapıyorsa o daha büyük şerefsizlik yapmış oluyor. Çünkü sen Kur'an'ı, İslam'ı biliyorsun. Fasıktan gelen habere inanılmaması gerektiğini biliyorsun. Allah diyor tahkik edin, araştırın diyor. Sen inanmışsın. Değil mi? Diyorsun ki o fasık. Sen de fasıksın. Çünkü sen Allah'ın haram kıldığı bir şey yapıyorsun sen. Allah diyor ki tahkik et diyor. Ettin mi tahkik? Yok. Gözünle gördün mü? Yok. Kulağından duydun mu? Yok. Kim dedi? Baron dedi. Ben inandım. Baron senin şeyhin mi? Yani mürşidin mi sen? Nedir baron yani? Baron dedikten sen inanıyorsun. Baronu haysiyetsiz, şerefsiz, karaktersiz bir insan olarak bileceksin. Namussuz ve ırz düşmanı insanları yoldan çıkartmaya çalışan bir deccal avanesi olarak göreceksin. O zaman sen Müslümanca tavır koymuş olursun. Değil mi? Yani ahmakça birçok insana göre Müslüman, mesela herhangi bir Müslüman. Bir şey söylüyorlar baronun takımı. Aa öyle miymiş? Hemen inanıyor. Ya kardeşim Nur suresini açıp baksana. Ne diyor Allah orada? Bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor, değil mi Cenab-ı Allah? Allah'ı tenzih ederiz. Bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Ve diyor 4 tane şahit getirmiyorlarsa diyor 80 sopa vurun diyor Allah. Ve onlar yalancıdır diyor Allah. Yalancı. Bak Allah diyor yalancılar. Bu adam ne diyor? Ben Müslümanım diyor. Allah da ona yalancı diyor. İnandığı için. Yani inanıp onu yaydığı için. Etrafa yaydığı için. Onun için Müslümanın tavrı mutlaka tahkik olacak. Ben mesela Müslüman hakkında bir söz söylüyorlar. Asla inanma. Asla.